ABC üçgeninde AB kenarı x, BC kenarı 3x-1, AC kenarı 11 cm verilmiş. verileri göre x'in alacağı tam sayı değerler toplamı. Şimdi e, burada üçgen eşitliği kullanacak olursak bu tip sorularda iki tane bilinmeyen, bir tane bilinen olduğu için bilineni ortaya alıyorum. 11 cm küçüktür. Diğer ikisinin toplamından yani 4x-1'den küçüktür. Farkı da e, 2x-1 yapar. 2x-1'den büyüktür. Şu eksi yok etmek için her tarafa artı bir e ilersem 2x küçüktür 12. O da küçüktür 4x olur. O halde şöyle ayrı ayrı eşitsizliği bölecek olursak 2x küçük 12 ise x küçük 6. Buradan da 12 küçük 4x ise 3 küçük x olur. O halde x'in alacağı tam sayıları toplamı 4 ve 5 olur. Toplam 9 elde edilecektir. D'ye dik BC. BE eşit EC, AD 5 cm, AC 9 cm. Şimdi verilenlere göre arkadaşlar x'in alabileceği tam sayı değerler kaç tanedir denilmiş. Öncelikli olarak şunu bir çizelim. D'den C'ye şöyle bir doğru parçası çizdiğimizde burada gördüğümüz gibi yükseklik var, kenar ortay var. Yükseklik kenar ortay olduğu için o halde ikizkenar üçgen olacaktır. Yani bu kenarın uzunluğu da x olacaktır. O halde ADC üçgeninde üçgen eşitsizliği kullanacak olursak arkadaşlar şu üçgende x kenarı 5 ile 9'un toplamı 14'ten küçüktür. 5 ile 9'un farkı da 4'ten büyük. Dolayısıyla x'in alacağı değer aralığı zaten kaç tane tam sayı değeri sorulmuştu. O halde x'in alacağı değerler 5'ten başlar 13'e kadar tam sayı değerlerini alır ki bu da 9 tane değer yapacaktır. Sorumuzda ABC dik üçgeni verilmiş. Dik üçgenin içinde ayrıca bir ADC üçgeni verilmiş ve kenar uzunlukları 8 ve 15 cm. Şimdi buradaki açı 90 derece olduğuna göre B açısı, D açısı kesinlikle 90'dan büyük açıdır. Şu kuralı yine hepimiz hatırlarız arkadaşlar. Şuradaki açının A açısının buradaki C açısının ve B açısının toplamı buradaki açıya eşit. Dolayısıyla buradaki açının geniş açı olduğunu söyleyebiliriz kesin olarak. Geniş açı olduğundan dolayı şu AC kenarının uzunluğu yani şöyle yazalım. AC'nin karesi büyüktür. 15'in karesi artı 8'in karesinden. Dolayısıyla AC'nin karesi büyüktür. 225 artı 64. Yani AC'nin karesi büyüktür. 289. Bu halde AC kenarı büyüktür. 17. Şimdi AC kenarı 17'den büyük olduğuna göre Aynı zamanda e, üst sınır lazım bize. E, bir de AC kenarının, AC kenarının 8 ile 15'in toplamı 23'ten küçük olduğunu da biliyoruz biz aynı zamanda arkadaşlar. bize aslında burada lazım olan değer üst sınır çünkü x'in alacağı en büyük değer sorulmuş yani şurasında çok kullanmayacağız. E, genel bilgi olsun diye ifade etmiş olduk. Şimdi AC kenarı 23'ten küçük ve 8 ile 15 ile 8'in farkı da 7 olduğu için 7'den büyük olacak aynı zamanda 17'den de büyük. Şimdi AC'nin değeri 23'ten küçükse x kenarının da AC'den küçük olduğunu biliyoruz biz. X kenarı da AC'den küçük, AC de 23'ten küçük. O halde x'in alacağı en büyük tam sayı değeri 22 olacaktır diyebiliriz. Sorumuzda P noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde bir nokta verilmiş. P noktası üçgenin iç bölgesinde herhangi bir nokta. Şöyle bir kuralımız vardı. Ben önce şu kuralı hatırlatmak istiyorum. AP uzunluğu artı BP uzunluğu artı CP uzunluğunun toplamı çevre ABC'den küçük olacak idi. Aynı zamanda çevre ABC'nin yarısından da büyük olacak. O halde bunları topladığımızda Burada zaten 2x, x ve 3x uzunlukları verilmiş. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, yani 6x uzunluğu küçüktür. Çevre ABC'den, çevre ABC 24 verildiği için 24'ten küçük çevrenin yarısı 12'den büyüktür. Ee, şimdi üçgeninde şu, daha doğrusu eşitsizlik kavramını kullanarak 12 küçüktür 6x ise buradan 2 küçüktür x diyebiliriz. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde. Aynı zamanda 6x küçük 24 olduğuna göre buradan da her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x küçüktür 4 elde edilecektir. x'in alabileceği o halde tam sayı değeri olur. x eşittir 3. Kaç tanedir deniyor mu buraya dikkat edelim. Bir tane tam sayı değeri alabilecektir. ABC tam sayılar buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar birer tam sayıymış. Bir üçgenin iç açılan ölçüleri verilmiş. Şimdi üçgenin iç açılarının ölçüleri ABC sayıları ise biz bunların toplamının 180 olduğunu biliyoruz. A artı B artı C eşittir 180 derece. ABC arasında şöyle bir ilişki kurulmuş. Şimdi burada arkadaşlar şu eksi 2 B'yi diğer tarafa atarsam artı olarak geçer. 9A küçüktür. 3B artı 3C demektir x 2 b diğer tarafa atınca 3'e böldüğümüzde 3 a küçüktür b artı c şeklinde bir eşitsizlik elde etmiş oluruz. Bu arada b a b c açılarının toplamı 180 olduğuna göre biz burada b artı c yalnız bıraktığımızda b ile c'nin toplamının 180 eksi a olduğunu da söyleyelim. b eksi c b artı c pardon 180 eksi a ise buradaki bulduğumuz b artı c ifadesi yerine 180 eksi a yazarsak o halde 3 a küçüktür 180 eksi a olur. Eksi a'yı tekrar bu tarafa attığımızda 4 a küçüktür 180 böldüğümüzde 4'e a küçüktür 45 değerini bulmuş oluruz. A değeri 45'ten küçük olacaksa a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. Cevabımız 44 olacaktır. Şimdi öncülü bir sorumuz var arkadaşlar. Aşağıda bazı açı ve uzunluk değerler verilmiştir. Bu numaralanmış verilen hangileri bir üçgen belirtir? Şimdi üçgen belirtme şartlarını incelememiz gerekiyor. Üçgen eşitsizliğini sağlaması gerekiyor ve diğer kurallarımızı şimdi bunlar tek tek şekilleri çizdiğimizde şunu göreceğiz. Birinci öncülde A kenarı 7, B kenarı 10, C kenarı 6 olan bir üçgen verilmiş. Gördüğümüz gibi bir kenarı 7, bir kenarı 10, diğer kenarı 6 kökü. Üçgen eşitsini sağlayıp sağlamadığını incelemek için şunun yaklaşık değerini aldığımda arkadaşlar 6 köküçün yaklaşık değeri yani 108'in kare kökü yapar. 6 köküçü 108'in karekökü bu da yaklaşık 10 ile 11 arasında bir değerdir. Yani 10,5 gibi bir değer aldığımızda Şimdi üçgen eşitsizliği dediğimiz kural neydi? İki kenarın toplamı üçüncüden büyük olan küçük iki kenar toplamı üçüncüden büyük olacaktı. dolayısıyla şartımızı sağlıyor. Dolayısıyla bu üçgen eşitsizliğini sağladığı için birinci öncül üçgen belirtir. İkinci veriye baktığımızda A açısı 95, A kenarı 8, B kenarı 6 kök 2. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir üçgende 95 derecelik bir açı geniş açı olduğu için geniş açının karşısında kenar en büyük olmalı. 95 buradaki açı daha küçük olduğu için B açısının karşısı daha küçük olmalı. Ancak 6 kök 2 8'den daha büyüktür. Yani 6 kök 2'nin değeri 8'den büyük olduğu için bunun bir üçgen belirtmediğini söyleyebiliriz. Yani daha büyük açının karşısındaki daha büyük olmalıydı ama üçgen mantığına uymuyor. Üçüncü öncüle baktığımızda A kenarı 8. B kenarı 6 H A 7 denmiş. Şimdi arkadaşlar H A dediğimiz A kenarının yüksekliği. Şöyle çizecek olursak A kenarının yüksekliği burası 7 cm. Buraya dikkat edersek yine dik kenarı 7 olan ama hipotenüsü 6 olan bir üçgen var. Yine üçgen mantığına aykırıdır. Büyük açının karşısındaki büyük olmalıydı. Dolayısıyla bu da bir üçgen belirtmeyecektir. Dördüncü veriye baktığımızda C açısı 90, Buradaki açımız 90 derece. C kenarı 4 kök 2 santimetre. H B 4. Yani B kenarın yüksekliği. Şimdi arkadaşlar şurası B kenarı. Dik üçgen olduğu için dik üçgende de B kenarının yüksekliği diğer dik kenardır H B. Dolayısıyla bu kenarın uzunluğu 4 santimetre. Hipotenüs 4 kök 2 ise dik kenar 4 olması ee, olabilecek bir veridir. Dolayısıyla hani hipotenüsün küçük olduğu için demek ki dördüncü veride bir üçgen belirtecektir. Cevabımız 1 ve 4 numaralı üçgenler. Sorumuzda ABC üçgen verilmiş. AB ile AC birbirine dik. BC 12 cm, BD 6 cm, X ve Y değerler verilmiş. Şimdi e, şekilde D noktası ABC üçgenin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre. Öncelikle olarak şunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. İç bölgede bir nokta olduğuna göre buradaki açı 90 ise bu şuradaki açımız kesin olarak 90'dan büyüktür. Yani geniş açı diyebiliriz buradaki açımıza. Şöyle bir kuralımız vardı. Geniş açının karşısındaki kenarın karesi yani 12'nin karesi büyük olmalıydı. 6'nın karesi artı dc'nin karesinden. 12'nin karesi 144 büyüktür. 36 artı dc kare. Buradan dc kare küçüktür. 108 olarak bulunmuş olur. Ee, diyor ki dc kenarının en büyük tam sayı değerini karşılık. Arkadaşlar dc kenarının karesi 108'den küçükse bunun en büyük değeri 10 olacaktır. En büyük tam sayı değeri dediği için buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü 108'den küçük tam kare 10 var. Ee, en büyük tam sayı değerine karşılık o zaman dc'nin kenarını 10 bulmuş olduk. DC x artı y toplamın en küçük tam sayı değeri istenmiş. Şimdi x artı y'ye ulaşmak için de şunu kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir bilgi hatırlatmak istiyorum arkadaşlarımıza. Şu kenarın uzunluğuna a, b, bu kenara x, y dersek... A ile B'nin toplamı kesin olarak X ile Y'nin toplamından küçüktür. Bir üçgen içinde bunu düşünecek olursak. Şu nokta üçgen içinde olması durumunda. O halde 6 ile 10'un toplamı X ile Y'nin toplamından küçüktür. Yani 16 küçüktür. X artı Y demektir bu kuraldan dolayı. O halde X artı Y toplamının en küçük tam sayı değeri 17 birim olacaktır. Bu sorumuzda verilenlere göre... Ee, çevre ABC'nin en büyük ve en küçük tam sayı değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar önce şu e, üçgen üçgenin kullanan burada 12 santimetre var. 12 Diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. 6x'ten farkı da 2x. 2x'ten de büyük olacak. O halde eşitsizliğin şu kısmını ele aldığımızda 2x küçük 12 ise x küçük 6 demektir. Eşitsizliğin işte şu kısmını ele aldığımızda 12 küçük 6 x her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde 2 küçük x demektir. Yani x ile alakalı şöyle bir e, sınırlama elde etmiş olduk. Sınırlan tespit ettik 2 ile 6 arasında bizden istenen değer çevre ABC olduğu için burada yine birçok arkadaşımızın çok hataya düştüğü bir noktadır. Ee, X kenar 2 ile 6 arasında X tam sayı denmiyor soruya dikkat edersek üçgenin kenarları tam sayı denmemiş veya e, X'in tam sayı olduğu söylenmemiş. O halde X tam sayı olmadığına göre X'in en küçük değerini x eşit 3 alırsak x'in en büyük değerini 5 alırsak yanlış olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çevre ABC'nin en büyük ve en küçük değerini o halde çevre ABC'yi matematik olarak yazdığımızda çevre ABC eşittir. 6x artı 12 demektir. O halde 6x artı 12'nin en büyük en küçük değerini istiyor bizden. Yani şu ifadeyi biz 6 ile çarptığımızda 6x her tarafı 6 ile çarparsak 12 ile 36 arasında demektir. Bir de artı 12'miz var. 12 eklediğimizde şu ifadenin her tarafına 6x artı 12 küçüktür, e, büyüktür. 24 küçüktür. 48. Her tarafı 12 eklemiş oldum. O halde burada zaten ortadaki ifademiz çevre abc'nin ifadesi olduğuna göre çevre abc demek ki 48'den küçükse en büyük tam sayı değeri 47 demektir. En küçük tam sayı değeri de 24'ten büyükse 25 demektir. Bizden bu x'in farkı istenmiş. 47 ile 25'in farkı 22 e, santimetre olarak elde ederiz. Şekilde verilenlere göre BD uzunluğunun alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? Şimdi arkadaşlar burada bir e, orta taban olayını bir hatırlamamız gerekiyor. Orta taban kullanacağız. D noktasından tabana, BC tabanına paralel bir doğru parçası çizersem BC tabana paralel çizdiğimizde biz biliyoruz ki şu noktaya K noktası dersem K noktası da AB'nin orta noktasıdır. Dolayısıyla 7'nin yarısı 3,5 cm, burası da 3,5 cm. Burası 13 olduğuna göre yarısı yine orta taban olduğu için 6,5 cm burayı diyebiliriz ve BD uzunluğu istendiği için burada bir üçgen eşitsizliği kullanacağım. Yani şu üçgeni ele aldığımızda x kenarı 6,5 ile 3,5'ün toplamından küçük olmalı. Farkı da 6,5 ile 3,5'ün farkından da büyük olmalı. Alt sınırı o halde 10 ile 3 aralığındaki değerleri alacaktır. Kaç tane tam sayı değeri denmiş? 3 ile 10 arasında 6 tane tam sayı değeri sayabiliriz. Verilen şekilde ADC açısı 90'dan büyük. Buradaki açının ölçüsü 90'dan büyük olduğuna göre geniş açı. Şu kenarın uzunluğuna biz x, buna y, buna z dersek. Öncelikli olarak bu ADC üçgeninde geniş açının karşısında y var. Gördüğümüz gibi o halde y'nin karesi büyüktür. 6'nın karesi artı 8'in karesinden y kare büyüktür 100. O halde y büyüktür 10 diyebiliriz. Şimdi y kenarı ondan büyükse ama buraya dikkat edersek yine çok hataya düşünen noktadır bunlar. Ee, x, y, z için tam sayı denmemiş. Yani bu üçgenin kenar uzunlukları tam sayı denmemiş bize. Üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri. Yani çevrenin tam sayı olması için kenarlar tam sayı olmak zorunda değil arkadaşlar. Rasyonel sayılar olabilir. O halde şunu diyebiliriz. Y'nin ondan büyük olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda x ile z'nin toplamının da y'den büyük olduğunu biliyoruz. O halde x ile z'nin toplamı da kesin olarak ondan büyük demektir y'den büyük olduğu için. Taraf tarafa toplarsak bu iki ifadeyi x artı y artı z'nin değeri 20'den büyüktür. O halde 20'den büyükse en küçük tam sayı değeri 21 olarak elde edebiliriz. Bu sorumuzda AC açı ortaya verilmiş. Verilen açıları hemen kullandığımızda şunu elde etmiş olacağız. Burada bir 70 derece var. 35 var. İki iç açının toplamı 70'e eşit olması gerektiği için buraya da 35 derece gelir. Açı ortaya olduğu için buraya da 35 derece gelecektir. Üçgenin iç açılar toplamından 70 artı 35 105. Buradaki açının ölçüsüne de 75 derece kalacak. Şimdi verilen açıları veya bulduğumuz açılar değerlendirerek buradaki ışıkların şıkların doğru yanlış olduğunu tespit edelim. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi AB ile CD'ye baktığımızda A şıkkı AB ile CD kenarı. AB kenarı bu. AB kenarı CD kenarı bu. Şimdi aynı üçgenin içinde olmadığı için bunları sınırlayamayız ama e, şunu yapabiliriz. Gördüğümüz gibi arkadaşlar CD kenarı aynı zamanda AC'ye eşit olacağı için CD yerine biz AC'yi de yazabiliriz. Çünkü birbirine eşit olan şeyler. O zaman o AB zaman ile AC'nin arasındaki değeri bakacağız. Hangisinin büyük hangisinin küçük olduğuna AB ile AC'nin büyük olup olmadığını incelediğimizde AB kenarı gördüğümüz gibi 70'in karşısında, AC kenarı 75'in karşısında. Yani aslında AC daha büyüktür. Dolayısıyla AC daha büyük olduğu için e, şıkkımızın yanlış olduğunu görüyoruz. İkinci, şey, B şıkkına baktığımızda, BC ile CD'ye baktığımızda, şimdi e, yine arkadaşlar, CD kenarı yerine AC kenarı yazalım. Acaba BC kenarı ile AC kenarına baktığımızda BC kenarı gördüğümüz gibi 35'in karşısı, AC kenarı 75'in karşısı. Yani BC daha küçüktür. Dolayısıyla eşit olmaz. Bu da yanlış. C şıkkına baktığımızda BD ile AD kenarlarını inceleyelim. BD büyük üçgene bakacağız o halde. Bakın BD deyince şu büyük üçgenin şu kenarının uzunluğu ile AD kenarının uzunluğuna baktığımızda AD de şu kenar. Şimdi büyük üçgene göre baktığımızda arkadaşlar büyük üçgende 70'in karşısında BD, 75'in karşısında AD var. Dolayısıyla 75 daha büyük olduğu için AD daha büyüktür. BD'nin AD'den küçük olduğunu söyleyebiliriz. O halde C şıkkımızın doğru cevap olduğunu söyleriz. Üzerimizde üçgen oluşturma kuralları ile alakalı yine üçgen ile alakalı arkadaşlar. Berkenin elinde 3, 5, 7, 8 ve 10 cm uzunluğunda 5 tane çubuk vardır. Bu çubukların herhangi 3 tanesini ucuca birleştirerek kaç tane üçgen oluşturabilir? Şimdi e, bunlar da mesela Bunlar tek tek tabii denememiz gerekiyor da şöyle küçükten büyüğe doğru gideceğiz. Şimdi mesela şu küçük olan üç tane şu bu alsa bir kenarı 3, bir kenarı 5, bir kenarı 7 olan bir üçgen oluşur mu? Oluşur. Üçgen eşitsizliğinin uyup uymadığını inceleyeceğiz. Ee, diğer taraftan 3 ile 5'i sabit bırakıyorum. Buraya 8 geldiğini farz etsem ee, oluşmaz. Çünkü ikisinin toplamı üçüncüden büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla bu üçgenin oluşmadığını söyleyebiliriz. 8 olmadığına göre 10 hiç olmaz. Daha büyük olduğu için. Dolayısıyla 3 ve 5'i geçiyoruz. 5'i değiştiriyorum. 7'yi alacağım. 3 ile 7'yi alıyorum. Diğer kenar 8 aldığımızı farz edelim. 3, 7, 8 olur mu? Olur. 2, kenar toplamı 3 büyük olduğu için. Onu aldığımızda bir kenar 3, bir kenarı 7, bir kenarı 10 yine olmadığını söyleyebiliriz. Bu da bir kenar çünkü ikisinin toplam 3'üncü eşit olduğu için olmaz. Diğer taraftan 3 şu sabit bırakıyorum. 7'yi alıyorum. 3 e, pardon 7'yi almıştık zaten. 3 ve 8 alıyorum. 3 ve 8 diğer kenar 10. Olur mu? Olur. İkisinin toplamı üçünden büyük olduğu için 3, 8, 10 da almış olduk. Dolayısıyla e, 3 santimetrelik çubuğu kullanarak şu anda 3 tane üçgen oluşturduk. Artık üçte işimiz bitti. Diğer kenarlara, diğer çubuklara geçiyorum. 5, 7, 8'e bakacağım. 5, 7, 8 olur mu? Yine olur. Ee, bu üç çubukla ikisinin toplamı içinde büyük olduğu için. 5, 7, 10'a bakıyorum. 5, 7, 10. Yine olur. İkisinin toplamı içinde büyük olduğu için. Bunu da sağlar. Aynı zamanda bir de 5, 8, 10'a bakıyoruz. Bir kenarı 5, bir kenarı 8, bir kenarı 10. Bu da. Ee, olacaktır. Yine ikisinin toplamı üçünden büyük olduğu için son olarak denememiz gereken 7, 8 ve 10. Dolayısıyla bu da ikisinin toplamı üçünden büyük olduğu için bu da sağlar. O halde toplamda baktığımızda 7 tane üçgen oluşturabilir diyeceğiz.